Isabella ve kız kardeşi Casita'nın bahçesinde oynuyorlar. Ne yapacağız küçük kız kardeşim? Keşke sallanabilseydik. Ama bir salıncağımız yok. Ama şimdi biraz eğlenelim. Hay Aksi, şanslıydım. Yumuşak çalılar. Aa, orada ne var? Bir asa yapalım. Telle saralım. Kutucuğu sabitleyelim. Sihirli taş. Asa ışıltılı. Ne tür bir gücü var? Vay canına. Burada bir çeşit asa var. İza bak ne buldum. Muhtemelen sihirli bir asa. Hadi biraz sihir deneyelim. Birdenbire asa sallandı. Yandı ve kuş bir yengece dönüştü. Kanatlar yerine pençeler mi? Vay canına. İnanamıyorum. Hadi şimdi de ben. Duman çıkıyor. Dönüşüm başladı. Bebeğim, yeni bir görünüme hazır mısın? Saçlar fazla uzun. Kestirmesi gerekiyor. Mükemmel. Sihirli bir dikiş makinesi. Ve işte kuyruk. Tül ekleyelim. Payet bullar. Parlak bir bikini. Küçük deniz kızı kuyruğa alışmak zorunda kalacak. Mucizeler daha yeni başladı. Isabella bir deniz kızına dönüştü. Isabella, ne yaptık biz? Aa, nasıl kalkacağız? Bir kova getireceğim. İşte böyle. Otur. Hadi seni sulayalım. Mirabel, ben balık değilim. Nefes alabiliyorum. Öyleyse seni denize götürmemiz gerekiyor. Geri döneceğim. Biraz karıştırma çubuğu alalım. Çizgiler çizelim. Fazlalığı keselim. Arabanın duvarlarını monte edelim. Pipetler. Tekerlek olarak kapaklar. Araba düzgün gidiyor. Sapı sabitleyelim. Siyah köşeler ve bir sap. Araba her türlü yükü taşımaya yardımcı olacaktır. Çalılardan bir araba yuvarlandı. Aa, çarpışma. Aa, kendi kendine gitti. Olur böyle şeyler. Daha gidecek çok yolumuz var. Kızlar denize doğru bir yolculuğa çıktılar. Sonunda sahildeler. Pekala, hazır mısın? Bana yardım et. Tabii ki kardeşim. Şakacı asayı gördü. Zavallı kuşun büyüsünü bozmayı unuttular. Kendimi evde gibi hissediyorum. Su çok güzel. Ben de kendimi bir deniz kızına dönüştüreceğim. Kız kardeşler birbirinden ayrılamazlar. Renkli silikon kullanışlı olacak. Boncukları üst üste koyalım. Çok renkli bir çubuğumuz var. Mercan dalları yapalım. Harika tonlar. Bunları çerçeveye sabitleyelim. İncili mercan kolyesi. Harika bir aksesuar. Deniz kızı, kız kardeşler deniz dünyasını keşfedebiliyorlar. Şu renkli mercanlara bakın. Isabella'nın yeteneklerinin hala onunla birlikte olup olmadığı. Mercanlar çiçekler kadar güzel. Onları canlandırmaya çalış. Belki işe yarar. Vay canına. Mercanlar yapıyorum. İnanılmaz. Balıklar da mucizeleri sevdi. Güzel ve lezzetli. Bunu kullanabilirim. Ve işte kardeşim, sana bir hediye yaptım. Vay canına. Kolye. Teşekkürler tatlım. Bana yakıştı. Polyoyu ezelim. Bir deniz atı oluşturalım. Yumuşak kille kaplayalım.
Karnı beş renkte. Gözler çizelim. Mükemmel. Su altında çok şaşırtıcı canlılar yaşıyor. Mirabel deniz canlılarıyla arkadaş olmaya çalışıyor. Selam balık. Arkadaş olalım mı? Bekle. Nereye gidiyorsun? Adın ne? Aa, üzgünüm. Bunu yapmak istemedim. Sadece arkadaş arıyorum. Deniz atı deniz kızıyla hemen iyi anlaştı. Bir fener balığı onları izliyor. Kendini kurtar. Hey, neden gidiyorsunuz? Hiç arkadaş yok. Herkes dişlerden korkuyor. Balık ağlıyor gibi görünüyor. Üzgünüm. Seni kırmak istemedik. Oynayalım mı? Deniz atı ona eşlik etmelerinden keyif alıyor. Merhaba. Dönüşmeme yardım edebilir misiniz? Tabii ki. Bir sandalyeye otur. Önce yeni bir makyaj. Mükemmel sonuç. Bukleler uzatalım. Uçlarına kırpalım. Saç şeklini spreyle sabitleyelim. Yaşasın. Görüşüm normale döndü. Kıyafetlerini değiştirme zamanı. Şablonların etrafından geçelim. Detayları keselim. Kuyruğu dikelim. Üstünü değiştirelim. Mirabel güzel bir deniz kızına dönüştü. Baba çocuklarla başa çıkamıyor. Küçük deniz kızları yaramaz ve sinir bozucu. Aa, yardıma ihtiyacım var. Kız kardeşler dileği duydular. Merhaba, dadı mı arıyorsunuz? Fena olmazdı. Bu yaramazlar insanı yoruyor. Geri ver. Hayır, balığı bana ver. Aa, neden bahsettiğinizi anlıyorum. Evet, bize güvenin. Mirabel çocuklarla ilgilendi. Kulağın arkasında ne var? Bir çiçek. Wow. Muhteşem. Hadi mercan korusunda yürüyelim. Hayır, teşekkürler. Aa, ne kadar güzel. Şuna bakın. Herkesin zevki farklı. Slime'ı yoğuralım. Akrilikle boyayalım. İyice karıştıralım. Bir kavanoz hazırlayalım. Pembe slime'la dolduralım. Etikette reçel yazıyor. Deniz anası reçeli. Denemeliyiz. Mirabel deniz anası temizliğine girdi. En lezzetli reçeli sahipler. Tostlar için reçel yapacağım. Nefis. Piknikten daha iyi ne olabilir ki? Balıklar da yemek istedi. Yiyecekleri hızla yediler. Ve bir şeyler atıştırmak için. Aa, kızarmış ekmek mi bitmiş? Nasıl fark etmedim? Aa, iz çalılıklara götürüyor. Yakaladım sizi. Mirabel balıkları besleyebildiği için mutlu. Metalik karton alalım. Bıçakları keselim. Sap yapmak için bir şiş kullanalım. Kolay kullanım için yapıştıralım. Deniz yosunu budama makası hazır. Aa, bu çalılıklar. Mercanların tacını oluşturalım. Ekstra bir şey yok. Aa, sinek. Buraya nasıl geldin? Suyun altında. Mükemmel. Son rötuşlar. Belki de sadece bambuları bırakırım. Şimdi bir Japon bahçem var. Isabella kumda desenler çiziyor. Emeğimi görmek ne kadar keyifli. Aa, kim var orada? Meraklı bir balık izlemeye karar verdi. Ve ağa dolaştı. Zavallı şey. Şimdi seni serbest bırakacağım. Balık ona teşekkür etti. Ve yüzerek uzaklaştı. Zen bahçesinde huzur. Ne kadar güzel. Eski saç tokaları kutunun içinde duruyordu. Beyaza boyayalım. Teslimat. Dalları keselim.
Onları dikkatlice saç tokalarına yerleştirelim. Bir deniz kabuğu hediye kutusu olacak. Harika paketleme. Isabella dinleniyor. Aa, çok güzelim. Deniz kızına dönüşmek harika bir karardı. Sana saç tokaları yaptım. Vay canına. Çok güzel. Hatta hepsini aynı anda takabilirim. Sana çok yakıştılar. Teşekkürler. Seni seviyorum. Bir ahtapot yüzerek geçti. Hadi buraya yüz. Şimdi seni süsleyeceğiz. Kızlar birlikte gülüyorlar. Ahtapot çok sevimli görünüyor. Bir saksı seçelim. Bu iyi görünüyor. Bir parça strafor ekleyelim. Kabuklarla süsleyelim. Ve işte ilk kök. Vay canına. Onlardan çok fazla var. Yapraklardan büyük bir çiçek boncası yapalım. Bir anda bir sap üzerinde güzel bir çiçek açtı. Hiç böyle bir şey görmemiştik. Peki ya sihirliyse? Deniz kızı bir büyü ritüeli için her şeyi hazırdı. Benim sihrim kesinlikle zararsızdır. Dünyaya güzellik getirir. Burada bir saksı var. Biraz sihirli toz ekleyelim. Vay canına! Güzel bir çiçek büyüdü. Şimdi beklememiz gerekiyor. Yakında gerçek bir mucize gerçekleşecek. Tahminim gerçek olacak. Bebek Lloyd kız kardeşler görünüşünü değiştiriyor. Saçı kestane rengine boyayalım. Bacaklar hafif bir kil tabakasının altına gizlenmiş. Ne güzel bir kuyruk. Daha fazla dekorasyon ekleyelim. Çiçek büyüsü alışılmadık bir yüzgeç getirdi. Peri gerçek bir mucize gördü. Bir çiçekten bir bebek çıktı. Ve işte burada. Bebek Isabella'ya merhaba diyelim. Deniz senin evin. İlk yüzme denemeleri başarılı olmadı. Bir yengeç bebeği gezdirmeyi kabul etti. Vay canına. Bu çok eğlenceli. Yeni arkadaşları sayesinde deniz kızı kendi başına yüzebildi. Evet. Küçük bir ev yapmak için ahşap bir kutu kullanılacak. Bir karton levha alalım. Kenarlardan birine sabitleyelim. Kahve karıştırıcıları çit oldu. Ev ahşap kazıkların üzerinde duruyor. Her yerde büyüyen deniz otu ve deniz çiçekleri var. Duvarları mora boyayalım. Isabella'nın evini başkasınınkiyle karıştıramazsınız. Aa, ne kadar güzel. Denizin derinliklerinde harika bir şey buldu. Deniz otunun arkasında ne var? Vay canına. Ne şirin bir ev. Ups, burada birisi yaşıyor gibi görünüyor. Çiçek al. Isabella uyumak için rahat bir yer buldu. Sana bir peri masalı okumamı ister misin? Isabella büyüdü. Artık uzun saçları var. Bir parça havada kuruyan kil, yüzgeçli bir kuyruğa dönüştü. Fırçayla çalışalım. Pullar ve yıldızlar parlıyor. Küçük bir deniz kızı için büyüleyici bir görünüm. Kızlar Luna Park'ta eğleniyor. Burayı seviyorum. Evet, bak ne yapabiliyorum. Onu bulmaya çalışalım. Nereye gittin? Isabella yukarı doğru yüz. Ama havuzun dibinde saklandı. Aa, işte buradasın. Aa, tüm bu çiçekler de nereden geldi? Bu bir mucize. Isabella topları çiçeğe mi çevirdin? Kendiliğinden oldu. Özel güçleri mi var? Aa, yine bir çiçek. Çalışmamızı izlemek için bir fok geldi. Boyaları karıştıralım. Kanatlarını vurgulayalım. Tüm sırtı çiçeklerle kaplı. Bu çok tatlı. Bir çift kutusunun etrafına bir tel saralım.
mükemmel bir daire. Evcil hayvanların da eğlenceye ihtiyacı var. Pok için iyi bir oyun köşesi yaptık. Lily neredesin? Buraya gel bebeğim. Isabella arkasında ne olduğunu fark etmiyor bile. Aa, işte buradasın. Hadi yürüyüşe çıkalım. Evet, acele et. Vay canına. Halkaları beğendin mi? Harika gidiyorsun. Ben de denemek istiyorum. Arkadaşlar birlikte çok eğleniyor. Yıllar sonra Isabella sevimli bir gence dönüştü. Ne güzel bir kumaş. Kuyruk için parçayı keselim. Bir çorabın üstünde üzerinden geçelim. Mükemmel. Çiçekler kuyruk pullarını kaplar. Biraz pembe hafif gil ve biraz mor. Tonları karıştıralım. Voila! Ortasını bir yıldızla süsleyelim. Bakalım karada neler oluyor? Aa, ne parlak bir güneş. Çocuk bunu duydu ve onunla ilgilenmeye karar verdi. Biraz al. Aa, hayır. Onu yemem. Kimse pizzaya hayır diyemez. İçimden gelmiyor. Aa, ne yapacağını bilemedi ve tüm atıştırmalıkları attı. Isabella dinleniyordu ve aniden üzerine yemek düşmeye başladı. Ne? Atıştırmalık yağmuru mu? Garip. Biri muhtemelen onları düşürdü. Üzgünüm. Bu sizin mi? Aa, bu güzel kızın kalbini kazanmaya çalışıyorum. Bukete yardım edeceğim. Bu sefer kız çabasını takdir etti. Isabella bu çifte yardım ettiği için mutlu. Hamak için bir çerçeve hazırlayalım. Mor, Isabella'nın en sevdiği renk. Sünger üzerindeki ipleri çözelim. Boncukları koyalım. Hamağın ağını çekelim. Artık bebekler içinde sallanabilir. Çiçekler ve yeşilliklerle süsleyelim. Sanki bu rahat hamak dinlenmek ve düşünmek için yapılmış. Isabella okyanusu dolaşıyordu. Garip. Bu otu görmemiştim. Arkasında ne var? Aa! Hamakta bir peri oturuyordu. Bebek büyüdü. Otur bakalım. Beğeneceksin. Burada oturmak çok güzel. Sessiz. Konuşmaya başladılar. Artık Isabella doğumuyla ilgili gerçeği biliyor. Sihirli annem olduğu ortaya çıktı. Şişeyi hemen atmayalım. Parçalara ayıralım. Detayı sapına sabitleyelim. Ve işte tırmık. Yolda bir takım aletler durmamalıdır. Balık temizlemeyi sever. Şimdi bir sandıkta saklanıyorlar. Bu Isabella'nın hazinesi. Aletlerim nereye gitti? Aa, bana bir şey söylemek ister misin? Hazineye bakmalı mıyım? Aa, pekala. Burada sadece taşlar var. Aa, işte buldum. Bir bıçak ve bir tırmık. Deniz bahçesini hazırlamamıza yardım edecek. Aa, iyi çalıştın. Balık yumurtaları ortaya çıktı. Isabella onları sihirli iksirle suladı. Güzel çiçek tomurcukları açıldı. Artık koca bir çiçek tarhı var. Su altı dünyasına çok fazla güzellik getirdim. Isabella artık büyüdü. Saçlarını değiştirelim. Kahverengi postişleri mükemmel saç stili yaptı. Bir yüz çizelim ve sihir uygulayalım. Kıyafetle ilgilenme zamanı. Kuyruk için mor köpük kağıdına ihtiyacımız olacak. Lalelü sihri her şeyi pullarla süsledi. Hafif tülle tamamlayalım. Mükemmel. Ne kadar güzel. Isabella arkadaşını görmeye hazırlanıyor. Makyajı düzeltelim. Birkaç fırça darbesi. Aa, çok güzel.
Bugün hava sıcak olacak. Güneş gözlüğüne ihtiyacım olacak. Deniz kızı karaya çıkıyor. Merhaba. Geç mi kaldım? Zamanında geldin. Biraz içecek al. Pizza seni bekliyor. Kızlar palmiye ağaçlarının altında dedikodu yapmaya başladılar. Dostluk karayı ve denizi bir araya getirir. Plastik bir kabı küvete çevirelim. Bir fırça ile çalışalım. Deniz taşlarından yapılmış ayaklara takalım. Biraz yeşillik. Ve hazır. İnciler her yerde parlıyor. Bir deniz kızı spa günü geçiriyordu. Isabella ise yüzüyordu. Merhaba. Merhaba, seni tanıyor muyum? Hayır, sadece yüzgeçlerine iltifat etmek istedim. Çok güzeller. Ve bu çiçekler muhteşem. Deniz kızı da çiçekli bir dekor istiyor. Isabella'nın sihriyle bunu yapmak çok kolay. Wow, deniz kızı artık çiçeklerle kaplı. Teşekkürler Isabella. Çok güzel. Yardım edebildiğime sevindim. Artık en güzel deniz kızlarıyız. Şamdanı gümüşle eskitelim. Silikon çubuğu muma dönüştü. Tek yapmamız gereken onu aydınlatmak. Yan bebeğim yan. Bu mum harika süslemelerle boyanmış. Mumun alevi aile büyüsünü elinde tutuyor. Yaşlı kadının dinlenmesi çocukların sesleriyle son buldu. Büyük anne bize bir hediye anlat lütfen. Aa, tamam çocuklar. Rahatlayın. Alma bir mum getirdi ve her birisinin Casita'nın hediyelerini nasıl aldıkları hakkında bir hikaye anlatmaya başladı. Isabella'nın kapısını nasıl açtığını hatırlıyor musunuz? Ona çiçekleri kontrol etme gücü verildi. Louisa çok güçlendi. Peppa senin yeteneğin havayı kontrol etmekti. Ama bu kapı Mirabelle açılmadı. Neden? Belki de bu senin süper gücündür. Sonra öğreneceksin. Dondurma çubukları bir portal oluşturmak için kullanışlıdır. Tahta parçaları birleştirelim. Daha küçük çubuklarla süsleyelim. İşte menteşelerimiz. Karton dikdörtgen kapıya dönüştü. Şimdi fırça zamanı. Vay canına, kapıda eski bir tablo vardı. İnanılmaz. Bu bir deniz kızı. Kolu çekmeye çalışalım ve... Bu portal nereye gidiyor? Ufaklıklar Casita'nın oturma odasında eğleniyordu. Kızlar ne yapacağız? Hadi saklambaç oynayalım. Önce ben saklanmak istiyorum. Ben hazırım. Kolay. İşte oradasın. Aa, bu da ne? Daha önce böyle bir kapı gören oldu mu? Aniden menteşeler gıcırdadı. Kapı açıldı. İçeri bakalım mı? Sadece dikkatli olalım. Bu gizemli portal bebekleri su altı dünyasına getirdi. Vay canına, deniz kızlarına dönüştük. Casita'nın birçok sihirli sırrı var. Nereye gittiler? Portalı mı buldular? Onları eve nasıl getirebiliriz? Portal bizim için ne hazırlamış? Makyajını çıkaralım. Yeni gözler çizelim. Saçları siyah. Narin bir gül gibi. Artık bebeğimiz muhteşem bir deniz kızı kuyruğuna sahip. Bir yaka ekleyelim. Tül yüzgeçlere dönüştü. Tartarları çiçeklerle parıldıyor. Deniz kızı görünümü Isabella'ya çok yakışıyor. Isabella kendi su altı dünyasının içinde buldu. Ve yeni görünümünün fotoğrafını çekme fırsatını kaçırmadı. Antonio yardım etmek için burada. İyi fotoğrafçılar su altında bile mükemmel fotoğraflar çekebilir. Hadi poz verelim. Beni tekrar et. İki resim daha. Ve şimdi yosunlara bakıyorsun. Bravo, bravo. Harika gidiyorsun. Ve işte kanca. Asılabilirsin. Evet, böyle fotoğrafımı çek. Aa, nereye gitti? Peki ya fotoğraflar? Aa, Mirabelle de dönüşüme uğrayacak. Eski elbiseden kurtulalım. Yeni bir tişörtü keselim. İğneleri takalım ve iki yarı parça dikelim. Yeni görünümü deneme zamanı geldi. Ve elbette güzel bir desen. Bacaklarını folyoya saralım. Kilimizden bir kuyruk yapalım.
Desenler çizelim. Ne kadar güzel. Yüzgeci yapışkan bir tabakayla kaplayalım ve parıltı serpiştirelim. Tel çerçeveli gözlükler su altında bile Mirabel'in yüzünde. Küçük deniz kızı, deniz dibinin kendi mağazasına sahip olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Vay canına! Peppa, hiç vakit kaybetmemişsin. Keyfine bak. Bir dondurma alayım lütfen. Al bakalım. Mirabel bir sepet dolusu dondurma aldı. Şeker dükkanım ünlenmeye başlıyor. Bir sualtı maskesi yapalım. Şeffaf plastiği köpük kağıt çerçeveyle süsleyelim. Elastik bandı takalım. Pipet, scuba ekipmanı görevi görecektir. Artık kitimizin paletleri var. Bacaklar güvende. Scuba dalış seti hazır. Büyük anne çok heyecanlı. Gizli kapıyı nasıl bulmuşlar? Bebeklerim tehlikede. Arkadaşlarımla konuşmam gerekiyor. Alo, buna inanabiliyor musun? Kızlarım ışınlandı ve şimdi denizde bir yerdeler. İyi fikir. Dolabımda palet ve maske var. Aa, yaşlı kadın uzun süredir yüzmemişti. Isınma zamanı. Çocuklar neredesiniz? Büyük anne. Aa, Isabel. Bekle, seni yakalayacağım. Peppa şeklini değiştirdi. Kuyruk parçalarını keselim. Tamamdır. Şimdi bir tişört. Saçını bir bandajla süsleyelim. Tül yüzgeçleri toplayalım. Yapay elmaslar ve görünümü hazır. Peppa'nın gücü hava kontrolü. Üzerinde bir bulutun dolaşması çok şaşırtıcı değil. Hadi yüzmeye gidelim. Aa, keşke iyi bir ruh halinde olsaydı. Peppa gücünü su altında test etmeye karar verdi. Deniz fırtınası. Aa, hayır. Deniz yükselmeye başladı ve balıklar korkmaya başladı. Sorun yok. Sadece pratik yapıyorum. Deniz canlıları misafirlerini Triton'un kız kardeşi zannetmişler. Büyük kraliçe, sana bu tridenti veriyoruz. Akıllıca kullan. Vay canına. Ben artık kraliçe miyim? Tahtım bile var. Tüm halkım için şerefime bir parti. Woohoo! Herkes kraliçeyi selamlasın. Deterjan şişesinin bir kısmını keselim. Balon yarım küreye dönüştü. Bu gerçek sihir. Arka eklem yerini bir köpük kağıtla örtelim. Detayları keselim. Denizaltı tıpkı bir balinaya benziyor. Yukarısında bir periskobumuz var. Sarı olanla devam edeceğiz. Işık yerine konuldu. Güçlü pervaneler denizaltının süper hızlı olmasını sağlar. Kapibara da bu gizemli kapıyla ilgileniyor. Hiç düşünmeden bir denizaltıyı sürükledi. Minik şakacı. İyi seçim. Hadi su altı dünyasına gidelim. İşte bizim kapibaramız. Vay canına. İlginç bir yer. Aa, çocuklar. En iyi arkadaşlarım. Kapibara, sen de buradasın. Seni sürmemize izin verir misin? Isabella ve Peppa denizaltına çıktılar. Çok eğlenceli. Teşekkürler. Bu harika. Bizi daha sık ziyaret et. Tahta çubuklar bir sera inşa etmek için kullanışlıdır. Tahtalar tek tek duvarlara ve çatıya toplandı. Pencerelerimizi cilalayalım. Pipet parçalarından küçük saksılar çıkardık. Bir saksıyı süsleyelim ve çiçek dikelim. Su altı koşullarında bile harika bir bahçe yetiştirebilirsiniz. Her yerde yosun ve mercanlar var. Çiçeksiz olması iyi durmuyor. Sihirli bir şekilde küçük bir çiçeklik yapmaya çalışacağım. Aa, her şey yüzüyor. Tamam, bir kez daha deneyeyim. Şansım yoktu. Bir fikrim var. Merhaba, teslimat servisi mi? Bir su altı serası lütfen. Siparişiniz bir kanca ile teslim edilecektir. İşte paketiniz. Yaşasın. Bakalım. Mükemmel. Hayal ettiğimden de iyi. Şimdi çiçekler beni suyun altında bile mutlu ediyor. Kuşumuzun gövdesini ve kanatlarını oluşturalım. Bu fırçaların mükemmelliğine karşı koyabilir misiniz? Sarı kafa ve boyun. Parlak gaga. Siyah sırt ve
Deniz kızı kuyruğu. Sualtı tukanı Piko burada. Meraklı bir kuş evimize uçtu. Sihirli kapıyı görmezden gelmek oldukça zor. Tukan portaldan içeri uçtu ve vay canına. Deniz kızına dönüştü. Piko, su altındayız. Sen de mi deniz kızısın? Bak, ikimizin de yüzgeçleri var. Aa, yine kafama tırmandın. Orası yuva değil. Merhaba, korkma. Ben amfibi. Bir kuş fark ettim ve burada kimin olduğuna bakmaya karar verdim. Ne harika bir yaratık. Piko ile istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Görünüşe göre arkadaş edinmişsin. Bir blister ambalajdan birkaç boş şekillere ihtiyacımız olacak. Bir kağıt şeridi keselim. Bir akordeon yapalım. Kenarlara birkaç karton ek parçası ekleyelim. Düğmeleri yapalım. Birkaç desen ekleyelim. Artık müzik aletini tutmak çok daha kolay. Kulağa harika geliyor. Mirabel sualtı sakinleri için bir konser düzenlemeye karar verdi. Bu akordiyonu su altında nerede buldum? Müzisyen arkadaşlarım müzik dükkanını bulmama yardım etti. Ve şimdi hadi bir konser verelim. Herkes davetli. Isabella ve Peppa gösteriye katıldı. Deniz kızı ve dansları, akordiyon şarkıları herkesin dikkatini çekti. Kızlar bugünü unutulmaz kıldılar ve çok eğlendiler.